Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz aşkım. Merhabalar. Bugün Adana'dayız. Şimdi Ege beni indiriyor. Arabadan ineceğim. Tabii ki de AVM turu. İneyim mi? İnanın. Hadi görüşürüz. Bye bye. Birazcık mağaza gezmeyi düşünüyorum. Bir şeyler bakacağım. Ege'nin biraz işi var. O yüzden ondan dolayı ben de dedim AVM'ye geleyim. Ben şimdi Penti'ye geldim. Burada büyük bir indirim var. Şöyle size de göstereyim. Şöyle şortlu bir pijama takımı aldım. Bunu çok beğendim. Fiyatı da bayağı uygun. 300 liradan 120, 119 liraya düşmüş. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle buyurun. Kartımız. Yunus mu? Buyurun. Güzel günler. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Penti'den çıktım şimdi. Bir pool beer'a falan gireceğim. Geçen buradan bir ayakkabı aldım. Çok tatlıydı ama Trendyol'dan söylettim onu. Daha henüz gelmedi. Şurada. Ay ben aşırı sevdim yani. Çok tatlı. Trendyol'dan söylettim bunu dediğim gibi ama henüz gelmedi. Gelince hemen giyip kombinleyip size göstereceğim. Bu ara yeşile taktım. Yeşil olan her şeyi çok beğeniyorum. Ege aldı şimdi beni, biliyorsunuz en son AVM'deydim, Optimum'daydım. Bir toplantı var, onun için görüşmeye gidiyoruz şimdi. Oradan da Ezgi'lere geçeceğiz. Bizi bekliyor, onlar da kahve falan içeceğiz. Öyle, bugünkü planımız bu. Akşam tabii yine bir şeyler yaparız. Dışarı falan çıkarız muhtemelen. Değil mi? Çıkarız. Yaparız bir şeyler. Kendime sadece Penti'den şu pijama takımını aldım. Ama orada da biraz gösterdim size ama yine şöyle. Rengi çok tatlı. Gömlek tarzı ama tabii gömlek değil yani. Çok aşırı rahat, yumuşacık bir şey. Böyle baharlık. Ege de diyor şu an bahar değil, yaz ayındayız. Bunu niye aldın? Yani evet ama hani sonuçta yazdan sonra bahar gelecek. Baharda giyeceğim. Hiçbir şeyin de bedenini bulamadım bu arada. Ben normalde S ve M giyiniyorum. Ya çok dar geliyorsa bana genelde M alıyorum. S'sini değil. Yani S, M arası diyebilirim. Ama hiç yani hiç small bir şey bulamadım. Medium şeyler bile yoktu. Her şeyin böyle büyük large, X large falan kalmış. Dediğim gibi herhalde böyle insanlar buldukları her şeyi alıyorlar. Ama online'da daha fazla var. Yani Trendyol'da falan daha fazla seçenek var. Daha çok beden var. Mağazalarda hiçbir şey yok. Ne alacağım? Ege yine tatlı bakıyor. Yok, ne olduğunu merak ettim. Alman pastası. Böyle hamburger gibi sanırım. Bunun içinde ne var? Pastayı görmesi falan mı? Herhalde. Ezgilere çıkacağız şimdi. Bir markete gelelim dedik. Bir şeyler alacağız. Böyle abur cubur falan. Dondurma mı alsak? Cips mi alsak? Karar veremedim şu an. Tamam. Şimdi geldik. Ezgiş kahve yapacak. Selam. Kahve hazırlıyorum şimdi. Ama evet, neler neler yazılıyor. Bu ara çok görüşemiyoruz. İşte ben Tarsus'tayım. Adana'da değilim. Evlilik hazırlığı şu bu iş güç derken evet. Çok bir araya gelemiyoruz ama intibat halinde. Evet. Sürekli. Niye öyle? Anlaşıldı, ben anlamadım ama. Ama ben de olsam belki ben de öyle anlardım. Yani. O da olabilir. Evet. Aşırı beğendim. Şunu çok çok beğendim. Aşırı tatlı olmuş. Yastıkların da çok iyi olmuş. Gerçi Ege pizzalara da bakıyor ama benim canım bir pizza çekti bugün, bir de sushi çekti. Kararsız kaldım ama buraya geldiysem sushi yerim. Çünkü buranın sushi'leri güzel oluyor. Aklıma pizza soktum. Aynen, aklına pizza soktum, sonra sushi dedim, ne alaka. Dışı nasıl onun? Dışı kalitesi. Edi ne yani? Adı ne? Şimdi sushi'miz geldi. Ege de kendine pizza söyledi. Aç bir şekilde pizzamı bekliyorum.
böyle pizzamız da geldi. İtalyan pizza söyledik şöyle. California roll söyledik bir de. Hadi yiyelim. Ege soru atıyor şu an. Bu arada mekana bayıldım. Uzakta gördüğünüz yeşil seramiklere aşık oldum. Niye güzel kadınca? Yolda yürüyoruz ya. Ben daha zor olayım abi. Şimdi size diyormuşum ki suşinin üstüne kokoreç yiyeceğim. Hayır, şu an hiç yerim yok. Hiç yerim yok hem de. Ama geldik. Abi hoş geldiniz. Siparişimiz var. Tabii ki de suşinin üstüne kokoreç yemeyeceğiz arkadaşlar. Canım çekmedi değil yani aslında şu an böyle güzel kokuyor. Ama Ege'nin ablası bile kokoreç almaya geldik. Yoksa biz tıka basa doluyuz yani. Ama Ege yer bence. Aşkım yersin. Şimdi yemek konularına girme. Desem ki sana Ege yiyelim ben açım ben doymadım ya da ne bileyim canım sana istedi. Ne zaman İlk kokoreçimi senle yedim. O zaman Mersin'de okuyorduk. Evet. Aa, öğrenciydik o zamanlar. Benim sakat at bağımlılığımın olduğu dönemler. Hey gidi gençlik. Vay be. Ama gündüz sanki bana gündüz kokoreç yenmezmiş gibi geliyor. Gece yenir sanki. Ya bu tarz şeyler genelde akşam yani akşam gece tüketiliyor. Buraya geldiğimde sık sık girdiğim alışveriş yaptığım bir butik var. Oraya geldim şimdi. İki tane kod denedim. Çekemedim size ama şöyle göstereyim aldıklarımı. Şöyle bu, diğeri de bu. Bunun rengine bayıldım. Kalıbı da çok iyi oldu. Bu da çok güzel oldu. Şöyle ikisini aldım. Yine deneyip sizlere de gösteririm. Şimdi çıktık kayadan. Tarsus'a gidiyorum arkadaşlar. Böyle iki tane pantolon aldım. Kalıpları çok güzel oldu. Trendyol'da falan bulursam sizlere de linklerim. Biliyorsunuz Adana'dayım. Tarsus'a doğru yola çıkıyorum. Ege şu anda işte. Bu arada günaydın demedim. Saat kaç şu anda? Bakıyorum. Saat 11.30. Ben uyandım. Kahvaltı falan yaptık. Şöyle kargolarım geldi. Daha doğrusu şunlar şu ikisi kargom. Bunu hafta sonu almıştım. Şunu da az önce Tarsus'a gelirken aldım. Önce hafta sonu şu Penti'den aldığım pijama takımını göstereceğim. Bunu tam göstermemiştim size. Benim aşırı hoşuma gitti. Şöyle bu altı. Çok sevdim bunu. Üstü de şöyle. Böyle gömlek tarzı ama tabii ki çok aşırı rahat bir şey. Trendyol Milla'dan iki tane crop aldım arkadaşlar. Bu cropları bilmeyeniniz yoktur. Trendyol Milla'nın beyaz strapless balenli crop'unu aldım. Ben 38 beden aldım. Yorumlara okudum. Hep bir beden büyük alın yazmışlar. Şimdi deneyeceğim. Yani şu sırt kısmı biraz da geniş geldi gözüme ama 36 mı alsaydım acaba? Ama gerçekten yeri aşırı kaliteli. Şöyle size de göstereyim. Çok beğendim. Zaten bunun 3 bedeni var. 34, 36 ve 38. Yorumlarda da hep bir beden büyük alın yazmışlardı. Umarım büyük almaz. Deneyeceğim birazdan. Bir de bunun şöyle siyahını aldım. Bu da siyahı. Ya zaten siyah ve beyaz kombinlerimizin, özellikle yaz kombinlerimizin vazgeçilmez renkleri bence. Hani bir kot üzerine direkt giyiyorsunuz, çıkıyorsunuz. Çok da şık bir parça. Fiyat olarak da gerçekten çok uygun. Bir de şöyle Fulgir'dan çok tatlı fıstık yeşili bir ayakkabı aldım. Bu ara yeşile sardım arkadaşlar. Fıstık yeşilini çok böyle büyük parçalarda kullanmayı sevmiyorum. Hani böyle daha küçük detaylarda seviyorum. Ayakkabıda da yani gördüm bayıldım. Şöyle aşırı tatlı rengi ya. Rengine bayıldım bunun. Gerçekten çok tatlı. Bunu geçen de bir foruma gitmiştim. Orada Pullbeard'a denedim aslında. Rahattı. Ondan dolayı direkt internetten sipariş verdim. Orada numarasını bulamamıştım. Ama yaz için gerçekten çok rahat bir ayakkabı. Özellikle topuğunun böyle kalın topuk olması çok güzel. Çünkü ince topuklarda gerçekten yürüyemiyorum. Ayağım rahatsız ediyor.
Düz sandaletlerin de artık çok fazla modası kalmadı. Böyle minik bir topu olması gerçekten hoş duruyor. Kotlarla falan da güzel oluyor. Bu arada bu sandaletlerin fiyatından da bahsedeyim. Ben bunları 379 liraya aldım. Hazırlandım arkadaşlar. Bir planım var. Dışarıya çıkacağım. Annemlerle birlikte Mersin'e gideceğiz. Ama bu vlogu burada kapatacağım. Bir an önce atmak istiyorum çünkü. Bana diyorsunuz işte çok az vlog atıyorsun. Daha fazla at. Ondan dolayı ben de bunu hemen editledim. Şimdi bu kısmını da koyacağım. Ve vlogumu hemen paylaşacağım. Bu günün devamı da haftaya diğer vlogumda olur. Ondan dolayı bunu kapatıyorum. Yine önerileriniz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.